Merhabalar. Pursa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu videoda baskı ayarları bölümündeki çıktı seçeneklerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Programı çalıştırdım, baskı ayarları ve çıktı seçenekleri bölümüne geldim. Bu bölümde sıralı baskı, çıktı dosyası ve diğer olmak üzere birkaç bölüm var. Bunlardan hızlıca bahsedelim. Burada sıklıkla kullanacağımız nokta aslında sıralı baskıdır. Sıralı baskı dediğimiz olay tablada birden fazla modeli tek tek basma işlemini uygular. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle şuraya gelelim. Buraya şekil ekle kutu diyelim bir tane aldım. Bundan artı tuşuna basarak 4 tane örnek oluşturuyoruz ve A tuşuna bastım. Bunları hizaladım. Geldim baskı ayarlarına. Tek tek nesneleri tamamla kısmını aktif ettim. Şimdi burada ekstrüderin yarı çapını istiyor bizden. Çünkü her yazıcının ekstrüder tipi aynı değildir. Nozzle'dan sol tarafta ve sağ tarafta kalan bölümü ölçüp buraya bir yarı çap gireceğiz. Yani diğer modellere çarpmaması için tek tek modelleri yükseltecek ya. Diğer modellere çarpmaması için bir yarı çap belirteceğiz. Burada 20 mm'ye 20 mm olarak belirtelim. Tabloya geldim. Bakın burada çakışma algılandığını söylüyor. Çünkü şu modeli bastıktan sonra bu model yükselecek ve şu modeli basmaya başladığında nozzle kenarlarından bu modele çarpacak. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Modellerin alt tarafında kırmızıyla işaretlenmiş bir uyarı var. Zaten şurada da bazı nesneler çok yakın diye bize uyarı veriyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bir tuşuna basarak modellere tepeden bakıyorum. Şu şekilde sürükleyip bırakıyorum. Bakın benim girmiş olduğum yarı çapı zaten hesaplayıp kenarın bir çizgi oluşturuyor. Buna göre geldim modellerimi sıraladım. Şu modeli de şu şekilde bıraktım. Artık dört tane modelimiz bizim girdiğimiz parametrelere göre sırayla basılacak. Peki buradaki sırayla basma işlemini nasıl yapıyor? Şuradaki sıraya göre yapıyor. Önce şunu basacak. Sonra bunu basacak. Daha sonra bu ve bunu basacak. Dilimle diyelim. Bakalım öyle mi olacak? Şuradan başlatıyorum. Bakın önce buradakini basıyor. Bunun baskı işlemi bittikten sonra hemen sol tarafındakine geçti. O da şuradaki kopya 2 idi. Şuradan tekrar bakalım. Kopya 3 şu. Kopya 4 de bu. Tekrar geldik. Devam ediyoruz. İkinci modeli bastı. Üçüncü modeli bastı. Dördüncü modeli bastı. Peki buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Birden fazla modeli basarken yazıcımızın vereceği hataları göz önünde bulundurarak bu şekilde bir baskı işlemi uygulayabiliriz. Aslında çok daha avantajlı değildir. Çünkü bu modeli ben yan yana basmış olsam bakın şu aradaki ekstrüderin çarpacağı noktaları kullanamıyorum. O yüzden yan yana basar bunları dip dibe basma imkanım var. Fakat orada da her birinin katmanını tek tek bastığı için burada yazıcımızın vereceği herhangi bir hatada ya da herhangi bir elektrik kesilmesinde tablodaki tüm malzemeler tamamlanmayacağı için malzemeler boşa gidecek. Bu şekilde kullanırken örneğin şuradan iki tane malzemeyi bastı şu üçüncü malzemeyi basarken herhangi bir hata oldu. Bizim tamamlanmış iki tane malzememiz var. İkinci kullanım amacı ise şurada baskıyı yaparken örneğin bunları tek tek basıldığını düşünelim. Hatta şuradan alalım tek tek baskıya. Şunu kapattım. Geldim. Direkt bastım. Her modelin katmanını tek seferde basıyor. Geldi. Şurada şu modelin dolgusunu bitirdi. Diğer modele geçti. Bu diğer modele geçerken illa ki burada geri çekme uyguluyoruz. Ya da nozul ucunda bir çapak kalıyor. O bu modele gelip sürttüğü zaman bunun dış duvarında bir pürüz oluşturuyor. Bu pürüzlerden etkilenmesini istemediğimiz zaman da tek tek modelleri basabiliriz. Kullanım ama amacı ve kullanım şekli bu şekildedir. Baskı ayarları çıktı seçeneklerine gelip tek tek nesneleri tamamla dediğimiz zaman bu özellik aktif hale gelecektir. Çıktı dosyası bölümünde ayrıntılı G kodu diye bir bölüm var. Ayrıntılı G kodu bölümüne gelip işaretlediğim zaman ne yapacak? G kodu dosyasına satırların yan taraflarına açıklamalar ekliyor. Bunu görmek için öncelikle bunu işaretlemeyelim. Tablaya geldim. Dilimle dedim. Şuradan bakıyorum. Bakın kodlarımın yan tarafında herhangi bir açıklama veya yorum yorum satırı yok. Gördünüz mü? Sadece katman değiştirirken neyi yapacak? Onunla ilgili bir bölüm var. Buraya gelip tekrar ayrıntılı G kodu tıklarsam dilimle dedim. Şimdi alıyorum. Bakın hangi satırın ne işe yaradığını yanına yazıyor. Brim yazıyor mesela veya geldik infil. Bu şekilde kod satırlarının yanına açıklamalar ekliyor. Bu özelliğin dezavantajı da şudur. G kod dosyasının boyutunu bir miktar yükseltir. Bu sizin için önemli değilse bu özelliği kullanabilirsiniz. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Nesneleri etiketle kısmı var. Şunu kaldırayım. Nesneleri etiketle dediğim anda tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın şu objeyi yazıp bitirdikten sonra ya da bunun en başına gelelim. Şuradaki objeyi yazdı bitirdi. Üst katmana attı. Bir sonraki objeye geçti. Şuradan ilk kod satırına geldiğimde bakın şunu ekliyor aslında. Print object şekil kutu yani bizim bastığımız objenin adı, ID'si ve hangi kopyayı yaz. Yazdı. Yani sıfırıncı kopya tamamlandı. Birinci kopyaya geçti. Aynı durum ikinci kopyada da başlığında bu şekilde yazacak. Şöyle gelelim. Bunun başlığını bulalım. Gördünüz mü? İkinci kopyayı yazıyor. Sadece burada ilk kopya için sıfır değerini kullandığını unutmayın. Çünkü burada bakın ikinci kopyayı yazıyor ama baktığımız zaman gerçekte üçüncü kopyayı yazdığını görüyoruz. Buradaki ayarda bu şekildeydi. Bunu tekrar eski haline alıyorum. Hemen altta C kodu değiştirmeleri bölümü var. Buraya ek dediğim zaman G-code içerisinde değiştirilmesini istediğimiz herhangi bir ifadeyi buradan değiştirebiliyoruz. Yani G-code'u indirip herhangi bir metin editöründe düzenlemesini yapacağımız yere burada daha ilk başta dilimlerken bu değişikliği yapabiliriz. Şuradan gelelim baskı ayarlarına. Hız bölümüne geldim. Burada hızlanma kontrolü bölümü vardı. Bakın şurayı 1000 mm saniye kare olarak ayarladım. Tekrar tabloya geldim. Dilimle dedim. Kodun en başına gidelim. Bakın şuradaki kod satırında M204 S1000 olarak yazdığını görüyorum. Yani yazıcı bu kodu gördüğü anda ivmeyi 1000 mm saniye kare olarak ayarlayacak. Fakat ben bunu G kod içerisinde değiştirmek istiyorum. Bakın M204 S1000 yazıyor. Geldim buraya. Çıktı seçeneklerine geldim. Bul dedim. Neyi bulacak bana? M204 S1000 ifadesini bulacak. Neyle değiştirmek istiyorum? M204 S600 olarak değiştirmesini istedim. Bunun yanına açıklama ama girmek istiyorsam eğer noktalı virgül koyacağım ve açıklamayı yazacağım. İvme değiştir şeklinde bir açıklama yaptım. Geldim tabloya dilimle dedim. Yine o M204 olan kısmı bulacağım. Bakın zaten buradaymış. Ne oldu? M204 S600 ivme değiştir. Ben burada baskı ayarları hız bölümünde ne ayarlamıştım? 1000 mm saniye kare olarak ayarlamıştım. Fakat tabloya geldiğim zaman ne yaptı? S600 değerine çekti. Bunu çıktı seçenekleri bölümünde Cico içerisinde aranacak ifade ve neyle değiştirmek istediğimizi buraya yazabiliriz. Bunu kaydedersem ben eğer bundan sonraki alacağım her G kodda da bu değişiklikleri yapacaktır. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim bir sonraki dersimizde de filament ayarları bölümünden bahsedelim. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.